Sevgili öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3. ünitemizin 1. bölümü olan katı basıncını anlatacağız. Katı cisimler ağırlıklarından dolayı bulundukları yüzeye uyguladıkları dik kuvvete basınç denilir. Basıncın birimi paskaldır ve pa ile gösterilmektedir. Birim yüzeye etki eden dik kuvvete basınç denir dedik. Basıncı p harfiyle gösteriyoruz. Birimi ise paskaldır, pa ile gösteriyoruz. Dolayısıyla basıncın birimi paskalken kuvvetin birimi Newton, n harfiyle yüzey alanının birimi de metrekare olarak gösteriyoruz. Bir deney yapacak olursak kum dolu bir leğene birincisine bir tuğla, ikinciye iki tuğla, üçüncüye üç tuğla koyduğumuzda üç tuğla olanın kuma daha çok battığını, bir tuğla olanın ise kuma az battığını gözlemleriz. Bu deney sonucunda da şu sonuca varabiliriz. Yüzey alanı sabit kalmak şartıyla cisimlerin ağırlığı arttıkça yapılan basınç artar. Dolayısıyla diyoruz ki katı basıncı etkileyen değişkenlerden birisi ağırlıktır. Cismin ağırlığı arttıkça zemine uyguladığı basınç da artar. Bununla ilgili bir örnek soru çözecek olursak, iki tuğladan oluşan şu sistemde yüzey alanı değiştirmeden tuğla sayısını arttırıp ya da azaltırsam basınçlarının kaç pa olduğunu sormuş. İki tuğla varken 2 pa ise tuğla sayısını arttırıp 4 yaptığımızda 4 pa olur. Tuğla sayısını azaltıp tuğla koyduğumuzda 1 pa olur. 3 tuğla koyduğumuzda 3 pa. 5 tuğla koyduğumuzda da 5 pa olur. Yine bir deney yapacak olursak bu sefer tek tuğla kullanacağız ama tuğlaları birinci deneyde geniş yüzeyi üzerine yatay koyuyoruz. İkinci deneyde küçük yüzeyi üzerine dik koyuyoruz. Birinci tuğlanın kuma çok batmadığını, ikinci tuğlanın ise kuma çok battığını gözlemliyoruz. Buradan da diyoruz ki katı basıncı cisimlerin yüzey alanıyla ters orantılıdır. Yüzey alanı küçük olan ikinci şekilde basınç fazla, yüzey alanı fazla olan birinci şekilde basınç azdır. Bu yüzden de diyebiliriz ki katı cisimlerin basıncı yüzey alanıyla ters orantılıdır. Yüzey alanı artarsa basınç azalır, yüzey alanı azalırsa basınç artar. İki ayağı ve tek ayağı üzerinde duran bir öğrencinin hangisinin daha fazla basınç yaptığını sormuş. Tabii ki bir ayağını kaldıran sağdaki öğrencinin daha fazla basınç yaptığını söyleyebiliriz. Birinci durumda iki koli var, ikinci durumda üç koli üst üste konulmuş. Yine hangisinin daha fazla basınç yaptığını soruyor. Ağırlık arttıkça basınç artacağı için ikinci durumdaki basıncımız daha fazladır diyoruz. Yatarak kitap okuyan ya da duran bir çocuk var. Bir de ayakta duran bir çocuk var. Hangisinin daha fazla basınç yaptığını sormuş. Yüzey alanı az olan ikinci çocuğun yaptığı basınç daha fazladır diyoruz. Tuğlaları yatay ve dikey koymuş. Hangisinin daha fazla basınç yaptığını sormuş. Yine dik konulan tuğlanın basıncının fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bir yatak dediğimiz tahta üzerinde uzanan adamların yaptığı şovlarda çiviler damlara batmamaktadır. Bu durumun sebebi nedir? Bu durumun sebebi çok fazla çivi çakılı olduğu için çiviler sayesinde biz ne yaparız? Yüzey alanını arttırmış oluruz. Dolayısıyla yüzey alanı artarsa katı basıncı azalacağı için çivilerin yaptığı basınç azaldığı için çivili yatak üzerine yatan adama çiviler az kuvvet etki etmektedir. Bu yüzden de bir kuvvetin çivinin batması için yeterli olmamaktadır. Gelelim ters çevirme sorularına. Şekilleri verip ters çevrildiğinde basıncı ne olur diye sorabilir. Birinci şekli ters çevirdiğimde alt yüzey ile üst yüzeyinin genişliği aynı olduğu için basıncı değişmez diyeceğiz. İkinci şekli ters çevirdiğimde üst yüzeyin alanı küçüldüğü için yüzey alanı küçüldükçe basınç artar. Üçüncü şekli ters çevirdiğimde üstteki yüzeyin alanı daha geniş olduğu için ters çevirdiğimde basınç azalır. Ağır bir sırt çantasıyla buz kaplı bir gölün üzerinde karşıya geçmek zorunda olan bir öğrenci varmış. Yürüyerek gölün ortasına geldiğinde buzun kırılmaya başladığını fark etmiş. Buz kırılmadan karşıya geçmek için neler yapabiliriz? Burada yapacağımız iki şey var. Bir, ya ağırlığımızı azaltacağız ya da yüzey alanımızı arttıracağız. Ağırlığımızı azaltmamızın yöntemi sırtımızdaki çantayı atmak. Yüzey alanımızı arttırmamızın yöntemi de ayaklarımızın üzerinde değil, sürünerek yatarak
karşı kıyıya buz kırılmadan ne yapabiliriz? Geçebiliriz. Batı basıncının formülünü ağırlık bölü yüzey olanı olarak hesaplayabiliriz. Kuvvetin birimi Newton, alan birimi de metrekare olduğu için Pascal'ın birimi Newton bölü metrekaredir diye zaten dersimizin başında da söylemiştik. Şimdi ikinci ünitemizle bağlantı kuracağız. Adaptasyon konusuyla katı basıncının ne alakası var? Biraz ondan bahsedelim. Develer genel olarak çöllerde yaşayan hayvanlardır. Çölde yaşayabilmeleri için de kuma batmamaları için ayak tabanlarının geniş olması lazım. Bu sayede kum zemine uyguladığı basınç azalır ve develer kum zemine batmadan yürüyebilir. Aynı mantık ördeklerin sahip olduğu adaptasyonda da var. Ördeklerin parmak aralarının perdeli olması da zemine yaptıkları basıncı azaltır ve ördekler çamurlu zeminlerde batmadan daha kolay, daha rahat yürüyebilirler. Günlük hayatta basıncın artırılmasını ya da basıncın azaltılmasını istediğimiz durumlar var. Bunlardan birincisi basıncın azalmasını istediğimiz durumlar. Örneğin trenlerin tekerleklerinin fazla olması, iş makinelerinin paletli olması, kar ayakkabılarının geniş tabanlı olması gibi ya da çivilerin baş kısımlarının geniş olması gibi örneklerde biz basıncın azalmasını istediğimiz örneklerdir ya da olaylardır. Bir de basıncın arttırılmasını istediğimiz durumlar nelerdir? Örneğin meyve sebzeleri daha rahat kesebilmek için bıçakların ucu bilenir. Bu sayede yüzey alanı küçülterek basınç arttırılmış olur. Krampon ve buz ayakkabılarının sivri ve dişli yapıya sahip olması da yine kişilerin zemin üzerinde yaptıkları basıncı arttırmak içindir. Çivi ve raptiyelerin ucunun sivri olması, kışın karlı havalarda araç lastiklerine zincir takılması da yine basıncın artmasına neden olan olaylardan bazılarıdır diyoruz. Katılar üzerlerinde uygulanan kuvveti uygulanan doğrultuda aynen iletirler. Fakat yüzey alanına göre basınç değişir. Yani iki parmağımızın ucuna aldığımız raptiyenin geniş kısmı elimize batmazken sivri kısmı elimize batar. Biz aynı kuvvet uygularız iki parmağımızla da. Ama yüzey alanı az olan sivri kısımda elimize yaptığı basınç fazla olduğu için elimize batar. Elimizde acı hissi hissederiz. Katı basıncı ile yapılan aletlere boks eldivenleri örnek olarak verilebilir. Geniş yüzeyli olduğu için basıncı azaltarak atılan yumruğun etkisini hafifletmek amaçlanmıştır. Traktör ve tankların geniş ve büyük lastiklere sahip olması ya da paletli olması da yine batmadan rahatlıkla ilerleyebilmelerini sağlayan bir özelliktir. Yine çivi, raptiye gibi aletlerin ucunun sivri olması, bıçak, balta, keser gibi aletlerin yüzeylerinin ince ve keskin olması da yine basıncın artırılması, yüzey alanını azaltılarak basıncın artırılmasını sağlanan olaylara örneklerdir. Karlı bölgelerde yaşayan insanların ayaklarına palet takması basıncı azaltan örnektir. Bıçakların bileylenmesi basıncı artıran örnektir. Tırların çok tekerleğin olması basıncı azaltan örnektir. Futbolcu ayakkabılarının tabanlarının çivili olması basıncı artıran örnektir. Kurşunların uç kısımlarının sivri olması yine basıncı arttıran örnektir. Toplu iğnelerin baş kısımların top şekilde yapılması da basıncı azaltan örnektir diyoruz. Gelelim değerlendirme sorularına. Özdeş küplerden oluşan sistemde şekildeki değişiklikler yapılmış. Buna göre etkeden katı basınçları ilk duruma göre nasıl değişir diyor. Birinci şekilde 3 tuğla vardı. Yanına üstüne bir tuğla daha koydum. 4 tuğla olduğu için ağırlık arttıkça basınç artacağından artar olacak. İkinci durumda ise 3 tuğladan bir tanesini, 3 küpten bir tanesini aldım. 2 tuğlaya, 2 küpe düşürdüm. Ağırlık azaldığı için burada da basınç azalacak. Dolayısıyla cevabımız artar azalır. Yani bursa olacak. İkinci sorumuzda bir kişinin spor yaparken farklı konumlarını vermiş. Birinci şekilde tek ayak üzerinde, ikinci şekilde iki ayak üzerinde, üçüncü şekilde de yere yatar pozisyonda duran bu kişilerin basınçlarını sıralayın dediğinde basıncının en fazla olduğu konum tek ayak üstünde durduğu birinci konum. Sonra 2, sonra 3. Dolayısıyla cevabımız 1, 2, 3 Adana. Katı basıncının cismin yüzey alanına bağlı olduğunu hipotezini test etmek isteyen öğrenci aşağıdaki deneklerden hangilerini kullanmalıdır demiş. Şimdi bu tarz deney soruları sıklıkla karşımıza geliyor. Burada önemli olan deney yaparken sadece araştırmak istediğimiz şeyin farklı olması gerekiyor. Neyi araştırıyormuşuz? Katı basıncı yüzey alanına bağlı mı? O zaman ne olacak bunların? Ağırlıkları eşit olacak. Yüzey alanları farklı olacak. A şıkkına bakıyorum. Yüzey alanları eşit, ağırlıkları farklı olmaz. B şıkkına bakıyorum. Yüzey alanları eşit, ağırlıkları farklı olmaz.
C şıkkına bakıyorum. Ağırlıkları aynı, yüzey alanları farklı. O yüzden cevabımız C olacak. Bir diğer sorumuz da cismin ağırlığı arttıkça katı basıncı artar. Bir öğrenci bu hipotezi test etmek için bir deney düzeneği tasarlamış. Öğrencinin amacına ulaşabilmesi için yukarıdaki düzeneğe ek olarak aşağıdaki düzeneklerden hangisini kullanması gerekir diyor. Araştırdığımız şey ağırlık. Dolayısıyla yüzey alanı aynı olup yine bir bölme üzerinde duran ama küp sayısı farklı olan. 3, 4 de olabilir ya da 1 de olabilir. Dolayısıyla aradığımız şık Ceyhan şıkkında tek küpü boş bir kamyonetin kasasına şekildeki bir kum yüklenmiş. Kamyonetin zemine uyguladığı basınçla ilgili hangisi söylenebilir demiş. Cismin ağırlığı arttığı için basınç da artar diyeceğiz. O yüzden cevabımız Bursa. Yine bir deney sorusu. Ceyhun ve Hüseyin deney yapacaklarmış. Ceyhun katı basıncının temas yüzeyiyle ilişkisini araştırmak istiyormuş. O zaman katı basıncının temas yüzeyiyle ilişkisini incelemek istiyorsa Ceyhun ağırlıkları aynı olan yüzey alanı farklı olan L ve M'yi seçmeli. Hüseyin ise katı basıncının cismin ağırlığına olan ilişkisini gözlemlemek istiyormuş. O zaman yüzey alanları eşit, ağırlıkları farklı olan M ve N cismini seçmeli. Dolayısıyla LM Ceyhun olacak, MN Hüseyin olacak. O yüzden cevabımız Denizli. 3 şeklimize bakıyoruz. 3'ü de 4 küpten oluşmuş cisimler. Dolayısıyla ağırlıkları aynı. Yüzey alanlarına bakacağım. Yüzey alanı küçük olan birinci şekilde basınç fazla. Yüzey alanı fazla olan üçüncü şekilde bas Yüzey alanı fazla olan ikinci şekilde basınç az olacak. Dolayısıyla sıralamamız 1, 3, 2 şeklinde. Yani cevabımız Ceyhan. Ördek ve tavuk için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş. Ağırlıkları aynı olan ördek ve tavuk var. Ayakları aynı değil. Tabi ayak tabanlarının genişlikleri. Bununla alakalı bir bilgi aramamız gerekiyor. Örneğin zemine uyguladığı basınç tavuktan büyüktür demiş. Yanlış. Tavuğun uyguladığı basınç ördeğin basıncından büyüktür demiş. Doğru. O yüzden cevabımız Bursa olacak. Son sorumuzdayız. Mehmet şekildeki içi dolu K silindirini noktalı yerlerden bir silindir daha çıkacak şekilde kesip ayırmış. K cisminin zemine uyguladığı kuvvet ve basınç değişimi aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Kuvvet demek ağırlık demek. Dolayısıyla biz o cismin içindeki bir parçayı aldığımız için ağırlığı yani kuvveti azalır olacak. Ama basıncımız değişmeyecek. Neden? Kuvvet azalacak. Yüzey alanı da azalacak. Bu yüzden basıncımız değişmeyecek. Cevabımız Ceyhan azalır değişmez. Bugünkü dersimiz bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın gençler.